Arkadaşlar merhaba, Tarihçi YouTube kanalındasınız. Bu videoda son günlerde bayağı ön planda olan, bayağı gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Aslında bu konu hakkında bir açıklama getireceğim. Selatürkoğlu'yla her zaman bir şekilde uğraşılmıştır, uğraşılmaya da devam ediyor. Son zamanlarda çoğu sosyal medya platformları olsun, işte YouTube falan vesaire, Selatürkoğlu'nun estetiği var, yok işte estetikliymiş, yok estetikli güzel, eski hali yeni hali diye böyle karşılaştırmalı fotolar falan. Selatürkoğlu'nun çocuk yaşta bir fotoğrafıyla yeni halini yan yana koymuşlar, işte estetikli falan gibi. Yani hala bir uğraşma çabası var. Nedir? Bu kızın gözde görülür bir başarısı var, yeteneği var. Hani bunlar niye göz ardı ediliyor? Pantene Altın Kelebek'te bile gelecek vadeden yani yıldızı parlayanlar ödülünü aldı. Hala orada işte Alp soruları yok, Çiçek kimden? Neden başarısı konuşulmuyor bu kızın da? Ve şu konuda size açıklık getireyim. Evet, Selatürkoğlu'nun estetiği var. Ama estetiği nasıl gördüğümüzle alakalı. Estetik güzel görünmekle alakalı bir şey. Güzel görünen yer, görünen bir şeyin güzelliğiyle anlamındadır. Estetik deyince maalesef insanların aklına kaş, göz, burun, dudak, kulak, yanak, bu tarz şeyler geliyor. Selatürkoğlu sadece dişlerinde estetik var. Dişlerini hani toplattırmak amacıyla, daha güzel görünsün amacıyla Selatürkoğlu'nun sadece dişlerinde var. Bu da diş estetiğidir. Yani estetik denince direkt akla dediğim gibi yanak, burun, kulak, dudak gelmesin. Estetik baktığınız yerin güzel görünmesi anlamındadır. Estetik güzelliktir. Güzellikle alakalı bir şeydir. Bunu da bu şekilde açıklık getirmiş olayım. Lütfen Selatürkoğlu ile uğraşmayı bıraksınlar. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.